Selam, iyi seyirler. Arkadaşlar Animal Crossing oynamak için Switch almayı düşünüyorum. Pişman olursun diyen var mı? Ben şöyle Yok. düşünüyorum. Bak şimdi. Dodo Switch yok olunur. diyecek tabii. Güzel de Ben oynanır. kişisel olarak şunu düşünüyorum. Zelda gerçekten benim inanılmaz merak ettiğim bir oyun. Ve Switch'te oynanabilen bir oyun. Gerçi artık değil ama neyse öyle diyelim yani. Ama hadi Yani Zelda'yı oynadın, Switch'te oynanabilen bir oyun. bitirdin. Hadi gittin bir de sen Pokemon fanısın, Pokemon oynadın. Hadi bir de Mario oynadın. E bitti ulan, başka hiçbir şey yok. Yani ben Steam'deki daha çok tercih Yok, ediyorum. Steam Switch al. Go Switch. Ama bitti ulan dediğin şey çok uzun bir Ama şey. çok İşte onları oğlum, bitirene uzun kadar olsun. yenisi çıkıyor. Arkadaşlar Bak şimdi. bence Ben hayır sadece ya. kafamda Var. kafamdan sana 30 tane oynaması gereken oyun sayarım. Yani Ya sen öyle sayarsın bitti. da şimdi herkesin oyun zevki öyle değil ama, yani Şimdi anladın mı? evet. Ya kaç Bak tane şimdi AAA oyun var Animal Switch'te? Crossing. Nintendo'nun çıkarttığı Nintendo bannerındaki bütün oyunlar AAA sayılır. Abi bir şey söyleyeyim. Bence Zelda AAA bir oyun, tamam mı? Evet. Ama onun dışında yani bir düşünüyorum, Switch'e eksklusif olan AAA bir oyun. Odyssey. Ne Odyssey? Mario. Mario Odyssey. Tamam Evet. hadi bir de o da Super olsun. Mario Bros. Ben 3. de bir şey söyleyebilir miyim? Fire Emblem. Three Hı. Houses. Pokemon Ben de şimdi bir yandan şey düşünüyorum. Arceus. Kirby. Piyasada yani Kirby şöyle Lost Nuts. 20 tane dünyada en çok oynanan oyunda en çok sevilen oyun ya da ne deniyorsa artık, nasıl bir liste düşünüyorsan. Hepsini oynayabildiğin neredeyse, bir de bir Steam Deck var bir yanda yani baktığında. Ama şöyle Abi, düşün ama bak. demiş ki Animal Crossing oynamak istiyorum ki Animal Crossing çok güzel bir oyundur. Eğer sıfırdan Alayım onu da. başlayacaksan da ben item veririm Sen sana. oynadın mı Sallı abi? Bak işte bir Ben insanları almadım onu kandırıyorum bu ya. şerefsiz. İtem veririm diyor. Oynamazsın dediler. Alırım o zaman. Ya oğlum en kötü... Ya ben de şunu söyleyeyim bak. Birincil oyun cihazınız olacaksa evet Steam'de. Bence de. Ama ya Bilgisayarın giderken yanına mı oynarım, diyorsun mesela? otobüste oynarım. İşte hani ayda 3-4 kere oynarım diyorsan o zaman Switch Switch. olabilir. Çünkü o Bence de. zaman oyunları bitiremezsin. Ben mesela bakınız ben Tam daha mantıklı. Zelda'yı %15'ini anca oynadım Ama yani. sağ ol Çünkü abi, bu zaten sende bilgisayar ama başında klasik bir oynuyorum. şey yani. Sen bir şey heves ediyorsun, alıyorsun, ilk 5 gün Oynuyorum. oynuyorsun, sonra salıyorsun mesela. Hayır. Çok Tamam canım peki. istiyor da işte PC varken Peki. bunun başına oturuyorsun. Flex Ya mode sadece 15 imkansız. tane Zelda oyunu var Switch'te Oğlum oynayabileceğin yani. 15'inle oynamazsın ama, gidersin en yeni 2 tanesini Oynarsın. oynarsın be. Hayır canım, niye ya? Skyward Sword, Ocarina of Time, Lost Forgotten Ama Land, de ne zor bileyim kesiyorlardı o Mask, ya. Majora's Mask, bunlar oyun tarihinin en iyi oyunları kabul edilen oyunlar. Majora's Mask Dark Souls'u yaratan Ya oğlum, oyun. siz hangi internet sitelerinde bakıyorsunuz bunlara? Ben hiç bilmiyorum bunları ya. Direkt Switch'in mağazasına gir bak. Hayır onu demiyorum. Dedi ya, oyun tarihini yaratan oyunlar falan böyle. Evet abi, IMDb'ye gir bak. oyun tarihini Nintendo yaratmıştır arkadaşlar. Nasıl Bu ya? öyle. En azından Atari? mobil tarafı tamamen. Atari'de Duck Hunt dışında bana bir de ki Atari'nin Duck Sayarım. Hunt'ın Duck Hunt vardı. Co-op fareli oyun vardı. İsmini hatırlamadım ama kasetini biliyorum. Bilir misin? O Oyunun ilk adı ne? oynadığım ilk co-op oyundu. Bilmiyorum. İki tane fare oluyorduk. Peyniri mi taşıyorduk bir yere? Ama şey değil yani, Transformice'dan bahsetmiyorum. O çok eski bilgisayar oyunu, biliyoruz da. Bu Atari'de olan bir oyundu. Sonra Metal Slug falan vardı Atari'de galiba. Metal Slug aslında Atari değil mesela. Bana Şey, ne? direkt. O... Ya benim de... Bak şimdi Atari'de sayabileceğim Missile Command var. Space Invaders var. Hı. Bu Geldi mi kadar, başka? bitti. Ne bitti mi? Onlar Pong. şey mi Hadi ama işte? Pong'u diyelim. Pong'u şeyde yaptılar ya. Başka Arifçim hoş geldi mi geldin. aşk? Aklınıza başka geldi Ya ben mi? bu çocukla ne zaman bir araya gelsem hep tartışıyoruz. Yeter artık. Ne zaman barışacağız ya? Abi barışacağız. Hayır Savaş ama da bu değiliz. kaliteli tartışma. Bu kişi geliştiren Abi Pong tartışma. Mong diyor. Bunun neresi kaliteli ya? Abi Atari oyunu o. Pong ilk oyun bir kere Ya bana yani. gidiyor. Ha bir de Bu Pac-Man var. Bir de ya bu Pac-Man var. adam. Tamam. Bakın bu Pac-Man. Doğukan Vixiet dediğimiz şahıs, tamam mı? Last of Us'a kötü bir oyun demiş bir adam. Ben kiminle oyun tartışıyorum Last of Us ya? 2 kötü bir oyun Ya ya. işte Evet kötü değil. Last of Sensin Us 2. kötü. Ama birden daha kötü. Onda hemfikiriz. Ama yani iki Adam gayet bunu güzel. hatırlıyorum ya. Biz bu Last tartışmayı of Us yaptık sanki. 2'nin yaratıcısı bana Twitter'da en, yok N-word yanlış oldu. Diğer Almanya'nın N-word'ü dedi bana. Şahsen. Şey en, ha oha, öyle mi Türk dedi? oluyormuş. Ya tamam Evet da öyle. bana ne ya? Ben Yani şu an yapımcısını oyunu konuşmuyorum. Bak eleştirdiğim ben diyorum ki birader. Mesela nasıl karşılaştırabilirim biliyor musun? Last of Us'ın ilk oyunu Infinity neydi? Last of Us'ın ilk Avengers Infinity Infinity War'sa, Wars'ta Last of Us 2'de Endgame'dir. Ama yani hayır bu ben sana inanılmaz daha kötü yukarı. olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bir daha çıta yüksekti ama 2'nin yani Age of mekanikleri, Ultron ya Last. Bak grafikleri, şimdi. yani Hayır yine Last of Us 2. hikayesi meh. Yani ben Chore 2.
Hadi be oradan. Thor 2 çok kötüydü. Aynen. The Last of Us 2 de rezalet bir oyun. Hayır, işte değil. Gameplay'ini çıkart ki zaten abi, onunla bak, 4 saat oynuyorsun. Abi nesi rezalet? Bana hikaye sıkıyor deme. Eğer Last of Us 2'nin hikayesi sıkıyor diyorsan Red Dead Redemption 2'nin de hikayesinden bahsedelim. Ne kadar sıkıcı hikayesi başladığını. Hikayesi sıkıyor. Bak şimdi. Hikayesi ne? Sıkıcı demedim. Öyle. Kusura Red Dead bakma. Redemption'ın hikayesi Red sıkıcı değil. Red Dead Redemption 2'nin yine oturdum kafaya koydum ya geçen. Sana söylemiştim Oğuz. Dedim ki ben bu oyunu oynayacağım. Kanka indirdim. Tamam. 100 küsur gigabyte. Gittim okay. Abi yine o şeye kadar oynadım. Kendi böyle bir kasabaya kaçıyorsun çıkıyorsun artık orada bir kendi şeyini kuruyorsun ya. 2 dakika oynadım. Kardan... 2 dakika oynadım. Hayır ne 2 dakika oğlum 5-6 saat oynadım. Biraz daha tabii birkaç bölüm daha yaptım onun chapter üzerine de. Geçtim, sıkıldım yani. Sıkıldım. Bıraktın yani. Sıkıldım yani oraya kamp... kadar çok sıkıldım abi. İlk bence... kampını kuruyorsun ya bir tane böyle şey. Tamam, evet chapter 2 bitmiş. Evet, hikayeyi kötü. Yavaş anlatıyor yani. Evet ya. Sardırmıyor seni bak hikayeyi. Şimdi, Last of Us 2 öyle değil mesela. Abi bak 6 chapter'sa. Sıkıcı demedim hikayesine. Kötü dedim. Çok niye? Kötü hem de. Klişe diye mi diyorsun? Bak, hayır klişe yani? Diye. Keşke klişe olsa. Çok yanlış yarattı. Bak şimdi Arthur yani. Morgan hikayenin başından sonuna kadar evrilen çok iyi yazılmış bir oyun karakteri. O tamam abi. Joel. Joel Last de öyle. Bir de. Dur, evet. Anlatıyorum. Hı. The Last of Us 1'de Joel karakterini dünyayı yakarken buluyoruz. Doğru. Çok güzel yaratılıyor. Joel'e hype'lanıyoruz. İkinci oyundaki Joel şey. Ya aga. Bak spoiler. Spoiler vermem lazım. Tamam spoiler şey, arkadaşlar spoiler konuşuyoruz. Spoiler Last of Us, ya, Last of Us 2. Ya birader adam antropoza girdi belki bu hayatın bir gerçeği. Olabilir. Abi adam yaşlandı. Sanki birinci oyunda dünyayı terk etmemiş gibi. Abi kızı, yaşlandı. Kızı bile olmayan birisi. Yaşlandı. Abi yaşlanmak emekli geçmez. Oldu. Bu şekilde olmaz abi. Bu şekilde olmaz. Öldü. Oldu olacak. Şatkanı direkt eline verselerdi. Böyle kendine al ya vursaydı. Sen beni vur. Hı. Aynen. Al şatkanı kafama sen sıktı. Sen sevdiğin bir karakter ya, öldü bir şey diye kudurmuşsun. Hayır. Joel'i sevmiyorum ki ben. Teşekkür ederim Tavla abi beni koruduğun için. Alışmışsın tabii. Uwe Girl animelerinde sevdiğin karakterlerin tabii. Yaşayıp dünyayı kurtarmasına. Birazcık gerçek hayata dön. Benim en sevdiğim oyun karakteri o kadar belli ki şu sözlerden. Benim en sevdiğim bütün oyun karakterleri ölü. Tamam. Bütün hepsi. Hadi. Sevici ne hadi? Sensin hadi. Bir spoilerla devam ediyorum arkadaşlar. MC spoiler yemek istemezseniz. Sakin olun. Big Boss ölü. Benim en sevdiğim oyun karakteridir. Big Boss'u kendin öldürüyorsun. Ya kardeşim ben Last of Us'ta gözlerim doldu doldu. Benim gözlerim dolduğu oyun nerede yoktu. Nerede doldu ya? İlk sen saniye dışında gözlerim doldu. Ya ne oldu? Benimki de doldu. Benimki nasıl böyle bir şey yapmışlar? Ağladım evet yani. Evet ikinci oyunda ben. İkinci evet. Oyunun sonunu hatırlıyor musun? Öyle siz, 150 siz, saat asılmış. Siz o diğer, geliyor Ellie'yi dövüyor. Siz o diğer hanım ablam. Ellie'yi dövdü diye yok efendim Joel öldü i̇yi diye dövdü. Kuduranlardansınız. Kudurmuşsunuz. Diğer ablam haklı. Evet. Keşke evet. Öldürseydi. Evet abi. İşte sıkıntı orada. Mesela bak oradaki yeni karakter o Abby karakterinin motivasyonu yani o işte bize tırnak içerisinde kötü birey diye gösterdikleri aslında iyi bir yani tam tersi yani aslında bize Ellie ve Joel'in kötü karakteri olduğunu gösterdiler. Golden Cup'a geldi. Oradaki o bir kanalı denemeye şey. Gelmiş ya. Golden Cup'ın kendisi gelmedi yani adam öldü herhalde. Ben öyle biliyorum. Yok yani şey. Chat'te birinde var Golden Cup. Golden Cup'ta var. Olabilir arkadaşlar bizde de vardı daha öncesinde. Bunu niye şaşırıyoruz? Dodo bir dakika döneceğim. Evet. Barbie Esila 15. ayında gelmiş. Hello demiş. Gece Artist 3. ayında hoş geldin. WWE Ship 19. ayında. Aleyna Buyum 13. ayında. İftar Los 3. ayında hoş geldin. Flexman 16. ayında. Arkadaşlar kessenize bereket. Yani özetle. Özellikle Burcu. Kötü bir Last of Us 2 kötü mü? Ben de son bir söyleyeyim mi bari? Hayır. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir oyun, bir senaryo, bir dizi bir kısım beğenir, bir kısım beğenmez. Yani beğenenler beğenmeyenler. Hayır, ama ben objektifleştiriyorum. Ama abi tuhaf. Direkt kötü oyun bakalım. Diyor ya. Buna bir kötü tane yapımcı buna laf söylemiş kişisel tamam kötüdür söyledi onu bilemem ama yani. Kudurmuş yani bu. Hayır, Game ben of Thrones'un son yaptım. Sezonu gibi ya Last of Us 2 öyle yani. Ben konuyu çok kapatmak için bir şey söyleyeyim mi? Artık. 3 geliyormuş. evet. Geliyor bu arada. Geliyormuş. Geliyor. Çok alakasız konuyu umarım kapatacağım. Umarım her şeyden çıkarlar. Kapatmadım. Kapattık. Tamam bak kapandı. Nasıl yani? Ya bir şey söylemedi. Konu kapandı. O zaman bir daha. Ya abi. Popüler kültüre ait hiçbir şeyi sevmiyorum artık demiş Berkay. Ya birader Last of Us'ın popüler olması bizim sorunumuz değil ki. Kaliteli iş olduğu için popüler oluyor. Mesela yani şimdi evet, da, bazı şeyler yani. İnsanlar popüler ettiği için izlenir. Mesela yok, Squid benim, Game gibi. Benim demek istediğim şey ama o değil. Bazı hayır, şeyler hayır, de kalitelidir hayır. O yüzden popülerdir yani. Şimdi evet. Ben de bak popüler şeyleri popüler olduğu için... Ay
Bak oyun dünyasındaki en iyi eksklusif oyunlardan bir tanesidir Last of Us franchise. Yok, İki oyunu da beraber. Benim popüler kültürden kastettiğim şey o değil bu arada. Bence oyun evet. İlk şeyi çok güzeldi. İlk oyun çok güzeldi. İkinci oyunda rezalet. Ben hayatımda daha kötü bir abi bakın gelmedi. Dönemle alakalı bu. Bak ilk oyunu herifler hangi yılda çıkarttılar? O döneme göre bir tık daha bize böyle daha fantastik, daha inanılmaz bir film gibi geldi. Ben bir söyleyeyim mi? Ben mesela ikinci senaryoyu daha çok sevdim. Ha, mesela. Daha ama güzel. Ondan sonra kaç yıl sonra ikinci oyunu çıkartmışlar. Bir sürü olaylar dönmüş gerçek hayatımızda. Belki bu tarz hikayelere alışmışız diye şey olduk böyle bir. Aa hani bu muymuş İlki gibi oldu. İlki şey gibi ya. Hayır. Çocuklara hikaye yazmayı öğretir gibi klişe. Edgecut'im hoş geldin bu arada. Merhaba. Var. Evet bu arada aslında sonu doğru söylüyor. Last of Us 1, Last of Us 2'den daha klişe bir hikaye ama karakter evet, gelişimi çok iyi. İkiyi beğenmeyebilirsin ama klişe, hikaye umurumda değil. Çizgi dışına çıkan bir hikaye. İkinci oyun çizgi dışına çıksın abi yine çıksın. Ama sonunda da şey yapmasınlar bana. Abby'yi kötü göster. Abby'yi kötü göster. Evet o biraz şey olmuş. Abby'yi kötü göster, kötü göster, kötü göster. Sonunda da 150 saat asılı kalmış Abby ile son bir kez daha kapışsın. Sonra Abby kazansın. Öldürmeyeceğim seni. Ehehe gidiyorum ben. E tamam. Oyun böyle bence bitiyor. Ama bence biraz... Gayet güzel işte. Açık bırakmışlar ucunu. Ya bıraksan bu. Neil Druckmann fazla şey yapmış. Ellie'yi sevenleri biraz ne denir ona? Kudurtmak istemiş. İstemişler. Evet abi evet. Bence de. Abi ben Ellie'yi seviyorum. Yani orada öyle bir sıkıntı orada. Ben Ellie'yi de seviyorum. Görünü seviyorum. Sen, eğer ki Ellie anime kızı gibi giyinseydi severdin Dodo. İşte sen böyle bir adamsın. O zaman severdik. Uvu Girl olsaydı, kulakları olsaydı kafasında severdin Ellie'yi o zaman işte. Bak sen bir şeyi karıştırıyorsun. Nasıl kafasında Uvu Girl dediğin zaman da ben onları seviyorum. Arka Doğukan gerçekçi kadınları sevmiyor. Anime kadınlarını seviyor. Böyle. Abi bak şimdi eğer iki boyutluysa ben okeyim. Ama sen Uğur Göl dediğin zaman o üç boyutlu koyu ben onları da sevmiyorum. Ha özür dilerim pardon tamam. Sen iki boyutlu özür dilerim çok pardon. Yandan bakınca gözükmeyecek. Tamam. Aynen, Doki Doki mesela evet. Seversin onları. Mesela ben tamam. Mesela Monica çok güzel yazılmış çok eğlenceli bir karakterdi. Takip ettim hoş geldin demedin diye takipten çıkıyorum demiş Ercan ama ilk defa chat'e yazmış. Peki Ercan. O takip edilebilir mi geldiği an söylemen Koray, lazım. Koray! Bu arada... Gelmiyor ki. Efendim aşkım. Yarın ne oynayacağımızı buldum. Ne? Kalbim. Çok seveceksin ama Ghost Exile. He. Olur. Olabilir. Şu büyük bir paket güncelleme gelmiş. Büyük bir paket güncelleme gelmiş. Peki. Ne kadar aynen. Büyük? O şey bu artık dolap içlerinde işte şey o nefes kontrolü olacakmış. Çünkü hayalet son adamı vardı. Takip edebiliyor olacakmış. Hı-hı. Ama full olacakmış galiba. 14 tane yeni ghost şeyi gelmiş. Ghost gelmemiş ama ghost yani böyle işte ama aşkım, eşyaları bak, havaya hocam. Atabiliyor. Bak bu kadar konuşuyorsun videoya geçelim. Çok özür dilerim. En iyi eksklusif de Bloodborne'dur bu arada. Ben şunu daha rahat çıkartayım. Ya aynen ya. Şaka yaptım aşkım şaka yaptım. Gitti bir de Bloodborne'u yeni harita gelmiş bir de. Bir de şeyi değiştirmişler en büyük olarak. Doğru o da var. Ama gölgeler diyarına mı ne gidiyordun ya. He. Orada artık bir tane böyle puzzle gibi bir şey yapıyorsun. Üç tane rune buluyorsun. Zorlaştırmışlar o zaman. Elinde ışık var bir de. O ışık biraz da gölgeleri kaçırıyor. Ama aşkım bu kadar ayrıntı vermesen de bazı şeyleri de orada oyunda görsek sürpriz olsa. Evet yani. Aşkım o yama notunda yazanı söyledim. Biliyorum. Ama hepsini söylemeyelim dedim hani sürpriz olsun. O yarın konuşalım diye. Tamam. Artık Red Dead 2 oyna. Dişlerini sıkarak söyledin. Rufazet 2 oyna bari. 4. ayında geri dönmenin şerefine abulli tazeliğini yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Queen Escobar okumuştun değil mi? 18. ayında okumadıysam okumuş olayım. Videoya geldiniz mi arkadaşlar? Hadi artık sizi bekliyoruz ya. Şu çepkinin Arthur Morgan'ı bir izle ya. Ya çok şey. Odadayım. Sen koruduğun andan beri odadayım. Hep beraber RDR online mı girdik? Of. Ya, o olur bana. O keyifli olur. İnanılmaz hileli dolu ama eğlenceli hileler evet. Var. Arena falan kuruyorlar hileyle biz böyle bir aramızda, biz kendi aramızda iki alt süreriz, oynarız, kapışırız, bir şey yaparız. Smurfçüm teşekkür ederim canım benim, olur. Yani normal abonelik de olur, Prime de nasıl istersen. Moonlight 5. ayında hoş geldin. Arkadaşlar geldiniz mi linke? Aynen, evet. İçerideyim. Hazırsanız, chat 1,5 saattir konuşuyoruz, Allah'tan videolarımız kısa. Bir GoBra alabilir miyim artık siz?